Merhaba yemekhane izleyenleri. Yine mükemmel bir tarifle karşınızdayız. Kışlık domates nasıl saklanır? Bununla ilgili bir video hazırladım sizlere. Önce malzemelerimize geçecek olursak yaklaşık 8 tane domatesimiz var. Biz burada Sivas'ta tokat domatesi denir. Bu domatesleri şöyle yatay yatay dilimleyeceğiz. Ve iç tarafı kavanozların dışına gelecek şekilde ayarlayacağız. Yine biberlerimiz var, kıl biber. Bir tutam maydanoz var. Bir tutam reyhan. Her biri kavanoza da yine bir kaşık sirke kullanıyoruz. Kavanozları evdeki kavanozları da değerlendirebilirsiniz. Yeni kavanoz da alabilirsiniz. Burada yapmanız gereken kavanozları önce güzel bir şekilde sterile etmeniz. Evet, kapyamız var. Kapyayı da yine dilimleyerek içerisine, her birinin içerisine bölüştüreceğiz. Bir kaşık toz şeker kullanıyoruz. Yine birazcık da bir çimdik de üzerine limon tuzu koyacağız. Burada kavanozların üzerindeki sarımsakları da 3'er adet olduğunu da gösterelim. Şimdi yapıma geçebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi domatesleri yatay şekilde dilimledik. Daha sonra biberlere geçiyoruz. Biberlerin de şu başlarını alıp böyle uzun uzun şekilde parçalara ayıralım. Nasıl kavanoza yerleştireceğimize geçiyoruz. Önce kavanozun altına sarımsakları koyuyoruz. Daha sonra bir tutam maydanoz ve yine bir tutam şöyle reyhan koyuyoruz. Daha sonra domatesleri şöyle ekleyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde yatay bir şekilde olacak tüm domatesler. İlk kat böyle olacak. Ortasında biberler, yine domates ve ikinci katı da yine bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle görüldüğü gibi domatesleri kavanozun içerisine yerleştirdim. Altta biberler vardı. Şimdi ortaya da yine biberler koyacağız. Bir tane daha domates koyalım şöyle kapak şeklinde. Evet, görüldüğü gibi domateslerimizi kavanoza bu şekilde yerleştirdik. Hemen üzerine şöyle bir kaşık sirke ekliyoruz. Yine bir kaşık şöyle toz şeker ekliyoruz tat vermesi için. Tam bir kaşık olacak şekilde. Bu arada üzüm sirkesi kullanıyoruz. Onun da altını çizmek istiyorum. Şöyle yarım çay kaşığı da limon tuzu ekliyoruz. Evet, son aşamamızda şöyle kalın kaya tuzu kullanıyoruz. Bir çay kaşığı. Sonra evet, kapyamız vardı. Kapyamızı da şu şekilde kenarlarını kapatıp üzerlerini dolduruyoruz. Hem alt tarafı sıkıştıracak hem de üstte bir kapak vazifesi yapacak şekilde kapya biberlerimizi de şöyle ağzına kapatıyoruz. Evet, kapya biberlerimizi gördüğünüz gibi kapak şeklinde kapattık. Şimdi üzerine kaynamış suyumuzu dökmeye başlıyoruz. Evet, şöyle havasını alarak sıcak suyu ekliyoruz, kaynamış suyu. Havasını alarak eklerseniz kapakta atmada olmayacaktır. Şöyle iyice her yerinden suyu aşağı doğru gönderelim.
İyice havasını aldıktan sonra şöyle kavanozun kapağını sıkı bir şekilde kapatalım. Evet, müthiş lezzetli kışlık domateslerimiz hazır. Lütfen bir kenarda kapaklarını atıp atmadığını kontrol edin. Birkaç gün tezgah üzerinde bekletin. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.